Arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasıl? Gayet havalı görünüyorum, değil mi? Arkamda görmüş olduğunuz planörlere bineceğiz bugün. Türk Hava Kurumu'ndayız. Acayip heyecanlıyım. Hepsinden bahsedeceğim. Tulumumdan bahsetmek istiyorum. Tulumum Deniz Kuvvetleri'nden alıl yüzbaşımın hediyesi. Şuradaki biliyorsunuz apoletlerim benim uçuş okulum True Course'un hediyesi. Onlarla daha işimiz bitmedi. Üçüncüyü takınca mezun olacağım inşallah. Bu Deniz Kuvvetleri'nden Onur Alp yüzbaşımın hediyesi gördüğünüz gibi. Ve bu da tabii ki Emre Mert binbaşım, Murat Bakıcı binbaşım, Solo Türk ekibinin hediyesi. Ve Yasin Dikkule binbaşımın hediyesi. Yani toparlama havalı bir durumdayım. Ha, hepsini toplayınca bir ümit ne yapar? Herhangi bir şey uçurabilir mi? Ben kendi yetkim olan şeyleri uçurabiliyorum biliyorsunuz. Ama sonuçta böyle beni önemli bir ekibin desteklemesi koltuk altlarımdan kanatlarım çıkacakmış gibi bana güç veriyor. İsterseniz hocalarımızın yanına gidelim. Hemen planörü dinleyelim. Sonra da uçuşa çıkalım. Gerçekten kalbim atacak. Çünkü arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz aletin motoru yok. Motorsuz uçacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani gerekli hava koşullarında sağlandığında uçabiliyoruz. Tabii ki bunu yapmadan önce sizden ricam tabii ki abone olmanız. Biliyorsunuz önümüzde Doğan Kabak gibi bir tavşan var. Çok hızlı koşuyor. Yakalamamız lazım. Bana destek olursanız sevinirim. Bunu her videoda ısrarla söyleyeceğim. Doğan abi seni yakalayacağım. Buyursunlar. Bu arada tulumun yakışıp yakışmadığını aşağı yazarsanız hani ona göre hani anladın. Şuna bir vurgu yapalım. Hoşuma... Oğlum bak bizim ralliciler ne der biliyorsun değil mi? Tuluma giren tribe girer. Dikkat edin. Tribe girdim oğlum şu an. Gerçekten havalıyım. Hocam. Abi hoş geldiniz. Hocam. Koşa. Hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Merhaba nasılsınız? Hocam. Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Ne yapayım? Şöyle mi yapsam ya? Bilemedim ya. Abi böyle yap ya da sen öyle otur biz önünde böyle. Estağfurullah. Şöyle gel otur. Abi gel hep beraber. Şimdi arkadaşlar Türk Hava Kurumu'ndayız. Eskişehir İnönü'deyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Neden önemli bir yer? Türk Hava Kurumu Cumhuriyet'ten 2 yıl sonra 1925'te Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Burası yüzlerce, binlerce pilot yetiştirmiş bir kurum. Çok köklü bir kurum. Ve bölgede yani coğrafi olarak da şöyle önemli. Hepinizin kitaplarda okuduğu bildiği hani 1. İnönü Savaşı, 2. İnönü Savaşı var ya. Bu topraklar o topraklar. Detaylarını hocalarımızdan dinleyeceğiz. Tabii ki aleti de hocalarımızdan dinleyeceğiz ama gerçekten bu anlamda da manevi anlamda da çok önemli bir kurumdayız ve önemli bir coğrafyadayız. O yüzden benim heyecanım böyle 10'la çarpılmış durumda. O yüzden de dedim ki hani giyinmeliyim ya anladın mı? Hani Anıl bana bunu hediye etti dolapta duruyor. Kesinlikle. Dedim ki fırsat ya bunu giymem lazım anladın mı? Ne varsa donattım böyle. Teşekkür ediyorum tekrardan değerli arkadaşlarıma da ve sözü size bırakıyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Öncelikle adım Oğuzhan, soyadım Kaplan. Burada görmüş olduğunuz planörlerin pilotlarından bir tanesi benim. Aynı zamanda öğretmen adayım. Öğretmenlik eğitimim devam etmekte. Biraz sonra Ümit Bey'le güzel bir uçuş yapacağız böyle değişik bir ambiyansta ortamda. Peki İrem hocam size de şunu sormak istiyorum. Yani tamamen motorsuz, tamamen hava akımını kullanarak, meteorolojik şartları kullanarak uçan bir halinde. Ya şimdi şöyle özellikle dediğiniz gibi herhangi bir motor yani takat sağlayacak. Çok özür dilerim. Bir dakika bana dur. Vermedi. Hayır dur müdahale ediyorum. Sorun yok. Sorun yok arkadaşlar. Ben tutarım. Zahmet etmeyin. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi herhangi bir motoru yani hava aracına takat sağlayacak herhangi bir güç olmadığı için doğal olarak insanlar nasıl uçuyor, nasıl ediyor diye bunu düşünüyorlar, soruyorlar. Ancak motorun olmaması zaten tamamıyla pilotaj yeteneğiyle, kanatları profilindeki aerodinamik yapısı sayesinde tamamıyla gövde profili bu hava aracının tasarlanışı üstüne de iyi bir pilotajla isterseniz saatler boyunca havada kalabileceğiniz bir araç. Ya pilotaj ve yetenek cümlesi aynı cümlede geçince direkt üstüme alındım. Tamamıyla siz evet. Bence kıyafetimle bunu tamamladı kesinlikle. Şu an. Kesinlikle. Sizle konuştuğum için o ikisini. Ya İrem hocam inanır mısın? Tapkan'dan teklif geldi. Lan bırakın beni. Allah aşkına dedim. Tenezzül etmem dedim ya. İyi yapmışsınız. Evet. Yani, o tapkan. Zaman ne yapıyoruz? Uçuyor muyuz? Hazırız şu an. Hazırız. Hakikaten mi? Kuşandıralım sizi. Ne yapıyoruz? Hadi alın gidin. Hakikaten. Kuşandıralım sizi. Gerildim biraz. Tamam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi emerjans paraşütümüz var. Şaka. Evet emerjans paraşütümüz. Bugüne kadar hiç kullanmak nasip olmamış. İnşallah da bundan sonra kullanmak nasip olmaz arkadaşlar. Niye ama takıyoruz o zaman kullanmayacaksak? Emniyet amaçlı her ihtimale karşı. Hani olur kullanmak durumunda kalırız. Son şans diye bunu kullanıyoruz. Şey diyeceğim, ilk defa paraşüt takıyorum ben. İlk defa mı? Ha, biraz gerildim. Şöyle. Biraz gerildim. Mikrofonu oradan. Nazar. Bizde koltuk fırlamıyor. Koltuktan tamam. Kendimizi biz fırlatıyoruz. He güzel. Doğru. Tam gerilim verdin hocam. Kesinlikle İyi oldu. Abi, tamam aynen. Hazırım şu an. Bir dilaltı falan bir şey yok mu ya? Yok sıkınca geriliyor. Öyle bir şey ki böyle sıktıkça evet. Gerilim oluyor kesinlikle. Yani. Kesin bir şey olacak diyorsun ya. Kesinlikle. Ha. Abi şöyle. Nereden açıyorum? Şimdi gerekirse diye gerekirse, soruyorum yani. Ben sizin önünüzü kapattım. Gerekirse şöyle deklanşörü şu elinize tutmak suretiyle bir kol boyu çektiğiniz zaman otomatik olarak saniyenin onda biri gibi bir hızla patlayabiliyor.
şu yok mu, ters el yok mu? Yok, bu. Bu mu? Evet. Racon bu mu? Racon bu abi, evet. Öyle tamam. Değil yani. Şöyle her istikamete. Doğru, bizim eskiden doğru. Oyuncaklar vardı. Elini sokup boks şeyi vardı biz çocukken. Evet, evet. O aletle aynı. Onun o hareketi yapıyorum. Tamam. Abi. Aynen, atlıyoruz ve çekiyoruz. Şu an kimse yapmamış ama inşallah siz de yapmazsınız. İnşallah. Evet. Yani bunun hani şey yani bilelim, bilgi evet. Bilgidir. Alalım. Kesinlikle, kesinlikle. Abi şimdi şu şekil önce oturuyoruz. Tamam. Tamam mı? Sonra sol elimizi böyle sert bir yere, sağ elimizde herhangi bir yere tutmadan, kanopiyi yani tutmadan. Tamam. Şöyle gövdeye tutarak. Aynen. Önce sağ ayak, sonra sol ayak. Abi küvete oturur gibi otururuz bunun içerisinde. Tamam. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Motoru yok ya. Biz nasıl havalanacağız? Abi normalde... önemli bir soru gibi geldi evet, bana. Evet, önemli bir soru gibi geldi. Karşıda görmüş olduğunuz gibi pistin en uç noktasında böyle turucu kibrit kutusu kadar görünen vinç. Tamam. Bizim kalkış aracımız. Biniyorum. Şu botlarla sığar mı? Ben tuluma girip... Sığarsın abi. Ha, tulumla havalı olur evet. Diye bot giydim. Yoksa hava 30 derece evet. Şey değil. Aa dur yanlış yaptım. Yok fark etmez. Önce böyle oturacaktım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben uzun boyluyum ya biraz. Evet, ayağı abi, atabiliyorum aynen. Yani. Gövdeden tuttum. Evet. Sonra böyle cuk diye. Evet. Tamam. Abi şimdi yayıl içeri doğru böyle. Yayıldım. Biraz daha yayıl. Biraz daha yayıl. Tamam. Harikasın. Tamam. Şimdi pedalları ittir ileri doğru. İkisini aynı anda basarak. Biraz fazla oldu değil mi? Yo iyi bu. Bastığın zaman tam gidiyor mu radar sağ? Gidiyor. Hani şey olmuyor değil mi? Yo. Boşluk yok. Yok. Ben mi kullanacağım? He? Ben mi kullanacağım? Evet. Niye öne oturdum harbiden ben? Çünkü öne oturuyorsunuz. He? Evet. Ben bilmiyorum. Beni nasıl? Tek mi çıkıyorum bir de? Yapma can saç şaka değil an... ya. Yo basabiliyorum. Hakikaten. Hazırım ben. Ne tamam. Yapıyorum? Şimdi telimiz gelecek karşı taraftan. Tamam. Tel takıldıktan sonra Ali hocam da arkaya oturacak. Bizi çekecek. Bizi çekecek. Yani yaklaşık yaklaşık 1.5 saniye kadar yani kısa bir süre kadar 100 kilometre hıza ulaşacağız. 100 kilometre hıza ulaştıktan sonra yani yaklaşık 45. Yani bir dakika 0-100'ü kaç dedin? 1.5 saniye buradan. Taycan'dan hızlı. Evet, Taycan'dan hızlı. Tesla'dan abi. Falan ya. Aynen. Bayağı bir şeyden hızlı. F8'den falan hızlı. Yerde giden en hızlı hava taşıtı bakın yerde. Tabii kesildikten sonra 0-100'ü normal seyir. Ama evet, önemli bir detay. Yerde evet. Giden, yerde en, yerdeyken en hızlı gidebilen hava aracı. Aynen bunu. Tamam. Evet. Topluyoruz. 0-100'ü F16'dan da iyi bu durumda. Kesinlikle. Yani yaklaşık 450 beygirlik, 470 beygirlik bir vinç var karşıda. Bir şey diyeceğim. Bunu kapanacak saniye. Değil mi? Benim boyum uzun. Tabii tabii kapanacak. Şimdi Puaş planörü. Polonya yapımı, 2 kişilik eğitim planörü, normal bir uçak gibi 3 kumanda düzlemi üzerinde hareket edebilen bir hava aracı. Aerodinamik yapısı sayesinde havada tutunabilme kabiliyetine sahip bir hava aracı. Uçaklara göre aerodinamik yapısı muhteşem bir hava aracı. Tabii şimdi kullanım amacına göre üretilen planörler var. Bunlar öne ok açılı dediğimiz en küçük hatayı absorbe edebilme kabiliyetine sahip ve küçük süratte yani düşük süratlerde perdevites olabilme kabiliyetine sahip planörler. Eğitim amaçlı üretilmiştir. Tandem şeklindedir. Ön tarafa öğrenci, arka tarafa öğretmen oturur. Saatlerin bütün sistemi de metrik sistemdir. Polonya yapımı olduğu için. Şimdi tabii daha gelişmiş planörler var. Mesela bizim planörümüzün kanat açıklığı 16 metre 67 santim. Uçtan uca. Boyu gövde boyu 8.38. Ağırlığı boş 380, toplam uçuş ağırlığı 570 kilogram. Öndeki pilot ağırlığımızı 100 kiloya kadar uçurabiliyoruz paraşüt dahil olmak üzere. Zaten toplam uçuş ağırlığına paraşütler eklenerek sisteme giriyor. Şimdi daha böyle gelişmiş planörler var. Aerodinamik yapısı gelişmiş planörler. Bunlar yüksek süratlerde ve yarışmalarda uçabilme kabiliyetine sahip. Bunların kanatlarının içerisinde su botu var. Yani uçuşa çıkmadan önce havanın meteorolojik şartlarına göre o günkü termik aktivitesinin gücüne göre su dolduruyorsunuz. Genelde zaten full su doldurulup çıkılır uçuşa. Eğer termik seviyesi düşükse yani kuvvet olarak düşükse birazcık suyu boşaltıyorsunuz. Yoksa full suyla uçabilirsiniz. Tek bir şey var, inmeden önce suyu boşalt. Yoksa lastiği patlatırsınız. Oğuzhan, şimdi efendim soru hocam. Soruyor. Bizi yerde oyalıyor. Bence de hocam. Galiba uçuşa çıkmak istemiyor. Bence bu muhabbetin sonunu uçuşta bitirelim. Evet, biz o zaman uçuşa geçelim hemen. Şimdi planör dünyada uçabileceğimiz yapılmış en muhteşem hava araçlarından bir tanesi gerçekten. Motoru olmayıp da kilometrelerce mesafe uçabilen bir hava aracı. Şimdi esas planörcülükteki esas amaç mesafe uçuşu yapabilmek. Şu anda dünya üzerindeki yani dünya rekorumuz 3008 kilometre mesafe uçuşu var. Nasıl? Bir kalkışta. 3008 kilometre. 3008 kilometre evet. Bunlar yapılan bir projeler var. Mesela bu proje
Arjantin'de, Ant Dağları'nda, Şili'de ortak yapılmış bir projeydi. Klaus Olman diye Alman bir pilot Nimbus 4 planörüyle çıkıyor. 3800 kilometre mesafe uçuyor. Ondan sonra geliyor. Yani bu onaylanmış rekorlar. Flight Recorder'larında onaylanmış rekorlar. Şu anda dünya irtifa rekoru da Pearland projesi diye bir proje var. Bu proje kapsamında Airbus'un desteklediği ve Airbus'un özel yaptırdığı bir planör var. Kabin basıncı olan ve pilotların bildiğiniz astronot giyimli kıyafetleriyle çıkıp şu anda yanlış hatırlamıyorsam irtifa rekoru 74 bin feet. Nasıl ya hocam? O da dağ dalgası dediğimiz bir sistem uçuşu var. Bu sistemin oluşabilmesi için işte Ant Dağları gibi sıra dağların olması gerekiyor. Minimum 40 knot rüzgar olması gerekiyor. Çarpan rüzgarın çıktığı en tepe noktaya kadar bu ta atmosferin çok büyük yüksek yerlerine çıkabiliyor. İşte bu projede de işte atmosferin limitine dayanabilir miyiz diye yani bu tavana kadar yükselmeye çalışıyorlar. Şu andaki proje bu. Burada da çıktıkları en maksimum irtifa şu anda 74 bin feet. İnşallah bunu da artırırlar diye düşünüyoruz. Bizim burada tabii şey, ben şimdi biraz da tabii insan kafasında eşleştiriyor. Hocamla da konuştuk geldiğimizde. Biraz böyle kuşların hareketi aslında bu değil mi hocam? Hani dönerek kuşlar böyle sürü halinde dönerek bir rüzgar yakalıyorlar. Bazen yükseliyorlar. Termal etkisi işte karadaki ısınan hava yukarı çıkıyor zaten. Evet. Biz onu kullanarak aslında bazı bir mantıkla aynı hareketleri yapıyoruz. Şöyle bir şey anlatayım. Bir leylek düşünün. Güney yarım küreden kalkıyor. Kuzey yarım kürenin neredeyse öbür ucuna gidiyor. Bu sistem planörün sisteminin aynısı. Zaten planörcülerin hepsi buradan esinlenerek yapılmış bir iş. Yani bu kadar cüsseli bir hayvan kanat çırpması ya bu kadar mesafe gitmesi çok zor biliyorsunuz. Ne yapıyor? Havanın içerisindeki o yükselen kaldırıcı dediğimiz termik aktivitelerinden faydalanıyor. Döne döne yükseliyor. Gidiyor. Tekrar bir daha buluyor. Bir daha yükseliyor. Yani bir merdiven şeklinde düşünün. İşte zaten planörün performans uçuşunun şekli aynısı bu. Biz kaç fite çıkacağız şimdi? Biz şu anda AGL yani bizim meydandan irtifa ne verir? 400-500 belki de 600 metre verir şu anda bilmiyorum. Zaten yağış bekleniyor. CB'ler kapatmaya başladı. O yüzden biraz hadi. Çabucak uçalım. Hocam hadi o zaman hadi yağış geliyorsa. Aman uçarak yağıştan kaçacağız. Bakın şurada dönmeye başladı mesela. Bu 27 saniye yaklaşık. Ortalama 27 saniye 300 metre. Çok dikeldi. Diksin. Çok dikeldi. Olsun. Biraz susursuz oldum. Bir şey olmaz. Ha tamam. Ayırdı vallahi ipi de bıraktı. İpi de bıraktı. Şimdi aynı şeyler senin başına gelecek. Evet, evet. Her şeyin bir ilki vardır. Ya dönüyor geri. Biz zevk almaya bakalım. Tamam. O zaman o şekilde yapalım. Şurada hemen de arkadaşlar. Evet. Altına bir şey getirsin. Ha imza. Oo imzayı da attık mı? Evet. Tamamdır. Buyurun. Planör üstünüze yapıyoruz. İsim, soy isim, imza. Kapatalım. Sağ olun hocam. Başınıza gelecekler ama senden sonra bir sorun değil. Şey yaparız haberleşiriz. Tabii şey yaparız. Konuşuruz onu öyle. Şey yaparız. O şekilde yaparız. Hazır mıyız? Bence. Hocam hazır değildim desem ne olacak ki sanki ya? Direkt kaldım. Yani usulen soruyorsunuz işte. Siz de iyi bir insansınız. Eyvallah. Kırmıyorsunuz beni ama. Winch, Papa, Echo, Bravo kalkış hazır. Anlaşıldı. Tel gerildi. Tel gerildi. Ne türbülans var be. Hem de termin içinde start ettirdi bize. Şuna bak. Uçaklarda bu kadar türbülansı çabuk hissedemiyorsun. Evet. Mesela yarışma planörlerinde bunun için ağırlık koymuş. Ne koymuş? Kanatlarının içine su botu koymuş. Kanatlarının içine su botu dolduruyorsun. Su dolduruyorsun. Suyla uçuyorsun. Demek ki leyleklerin döndüğü termikti bu. Şu anda yatırdık bakalım içinde. Evet. Yaklaşık saniyede 10 metre civarında irtifa alıyoruz şu anda. Şu karşıdaki bulutlar CB, ta Kütahya tarafında olup da buraya yatan, ucu buraya yatıyor şu anda. Hoşlanmıyoruz CB'lerden hocam. Havacılıkta evet. Pek hoşlaşmıyoruz. Evet. Evet. Ben de mesela sevmem. CB oldun mu tabii pilotların korkulu rüyası. Yolcu uçakları dahi o irtifada etrafından dolaşıp geçiyorlar. Amerikan uçaklarının aksine bu Polonya yapımı olduğu için bizim saatlerimiz metrik. Yani soldaki sürat saatimiz
kilometre cinsinden okuyor. Sade 6 metre, metrik cinsinden şu anda 430-440 metre irtifaya yükseliyoruz. Burada sistem şu, hemen beraber kullanalım. Ben sana hocam bahsedeyim. İnan müsait değilim ya. Vallahi şeyim, almamışım yanıma. Uçmak istemezsen tabii. Yani gerekli cesaret şeyimi yanıma almamışım. Aşağıda bıraktım. Eyvallah. Arabada bıraktım herhalde. Eyvallah. Bilemedim. Sıkıntı yok. Önce emniyet hocam. Eyvallah, sıkıntı yok. Çok garip ya. Hocam ben geçen sene ilk solo uçuşumda sağ bacağım titremişti uçuş boyunca. Aynısı oldu. Gene sağ bacağım titriyor. Bu sağ bacağıma bir baktırayım diyorum ya. Bu heyecandan. Dilim damağım kurudu yemin ediyorum. Elini şunu yapabilirsin. Neyi yapabilirim? Şu sol tarafı şöyle hafif açabilirsin içeriye geriye. Elini şöyle tutabilirsin kendine hava geliyor. Hava burada tamam. Ya bekliyordum bunun olmasını ama hani bu kadarını beklemiyordum hocam ya. Bak şu anda nasıl kaldırıyor görüyor musun? Evet. Termin içine girdik. Laka laka. Motor yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Çıktık. Kendi imkanlarımızla. Evet. Evet. Şimdi bana soruyorlar bazen. Ya hocam diyorlar bu nasıl uçuyor? Dedim ki iman gücüyle. Vallahi öyle. Hani şükürler olsun. Yani şöyle görünmeyen bir güç var hava içerisinde. Ve ama güç, hissediliyor. Görünmese de. Tabii. Ve bu güç anormal güç. Yani bazen yolcu uçaklarında hani boynunu kırıp ölen insan var yukarıya çarptığında. Evet. Sağda planör var bak. Nerede? Sağda. Kim o? Demin kalkan. Emniyetli uçuşlar olsun. Evet. Hocam gerçekten çok ilginç ya. Yani tahmin ediyordum ama tahmin ettiğimden çok acayip garip bir şey. Tanımlayamadığım bir sola şey oluyor yukarıya yani. Sola yukarıya bak. Sola yukarı. İşte bizim hatamız bu. Solda. Şu mu? Evet. Gördüm. Tam üstümüzde bak. Gördüm. Şimdi oluşan kümülüs bulutlarının hepsi bizim için benzin istasyonu. Kümülüs bulutları gözde görünen şeyler. Şu karşıdakiler mesela. Evet. Onlarda termik var. Oluşurken içerisindeki deminimden dolayı termikler oluşuyor. Planörler o mantıkla uçuyorlar. Yani o termiğin içerisinde bulutun altına kadar yükselebiliyor. O kuş da bizim termiğimiz de şu anda. Sağda, yukarıda. Sen de bizden yürüyorsun ha. Küçük hareketler yapabilirim istersen. Yani küçük bilmiyorum hocam. Biraz sana bağlı. Alıştım gibi de garip de. Evet. Bir denemesini yapayım. Evet. Çok. Evet. Hocam bir gülme geliyor. Normal mi o? Pozitif G gülmesiydi değil mi o? Sündüğümüzden dolayı. Aynen. Bir şey oldu çünkü. Evet. Hadi ya. Hadi. Tamam inelim hocam. Şey yapma. Ben aldım pozitif negatif tamam. G'mi aldım. Sürat bir anda artabiliyor. Acayip oldum. Çok güzel. Bir anda 200 km'nin üstüne çıkabiliyoruz. Tamam. Yavaş hocam, yavaş. İnanılmaz. Yavaş yavaş alçalalım. Çok tatlıydı gerçekten. Uçakta şunu yapamazsın. Mesela uçakta bunu yaparsan hayır, yapamazsın. Toparlaması biraz öyle yapar. Çok felaket de negatif G yükler ha bu. Bir şey diyeceğim, bu bayağı roller coaster ama. Şöyle yapalım. Hadi ya, çok garip. Pis kanlı da var. Hocam elinize sağlık. Ne demek? Yaptığım en iyi uçuş buydu galiba şu ana kadar. Herhangi bir uçuştan bahsediyorum yani. Bindiğim hava araçları, kendi kullan... Yok bu çok garip ya. Kimse böyle bir şey olacağını söylemedi bana dedi. Yani çok tulumun hakkını veremedim gibi oldu. Çaktırmasam da. Biraz omurilikte bir eğrilme oldu. O bir şey oldu. Şimdi toparlayacağım. Of. İyi misin? Çok iyiydi. Ben de iyiyim de çok iyiydi. Ama 3-5 uçuşta oturur bu. İnsan kabullenemiyor çünkü. Zaman alıyor. Gerçekten kabullenemiyor. Yani genel olarak hayatı kabullenemiyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Kendime gelmeden önce hazır çenem düşmüşken kapanışı yapmak istiyorum. Tekrardan bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli havacılık kurumu olan bu kadar köklü,
hem de bu kadar misafirperver, hem de bu kadar hocaları kıymetli, hem de bu kadar ne olacağını önceden belli etmeyen hocalarımızla Türk Hava Kurumumuza ve Planör Uçuş Okulu'na çok çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliklerinden dolayı. Havacılığa şu kadarcık da olsa bir ilginiz varsa o ilgiyi böyle iPhone'la büyütür gibi büyütmek için kesinlikle buraya uğramalısınız. Evet. Hocalarımızla irtibata geçebilirsiniz. Kendileri çok açıklar zaten. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle kendime gelmeye çalışacağım. Siz hocam bir şeyler söylerseniz kapatabilirsiniz. Ben biraz o alete yaslanayım. Şöyle kanopiye bir siyatimi yaslayayım da. Heh. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Ziyaretimize geldiniz. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Burada şeref bize ait şu an itibariyle. Burada güzel bir uçuş yaptık. Ya Emre Mert, Murat Bakıcı, Yasin Dikküre, siz ne yapıyorsunuz? Papayı, şu an bravo. Sizle ilişkimi tekrar düzenleyeceğim. Kulaksız abi, sizle de ayrı bir konuşmak istiyorum. Serdar Doğan, seni de bulacağım. Dağ var önümüzde. Ha, siz arkadan görünüyor mu hocam? Önde dağ var. Tabii tabii. Tamam. Ben buradan daha fazla şey görüyorum. En azından hani planörcülüğün ne olduğunu bir nebze de olsa gösterdik. İnşallah. Görünen şey hoşlarına gitti mi arkadaşlarım bilmiyorum ama gösterdim ben. Yani yüz ifademle göstermeye çalıştım. Siz görmediniz. Her isteyen insanla biz burada kapımız açık. Gelip en azından uçuşlarımızı da izleyebilirler. Veya kriterler tutuyorsa da uçuşta yaptırabiliriz. Kesin yapın. Bak bunu kesin yapın. Ben mesela bir daha yapacağım. Çünkü ben öyleyim. İlk önce korkuyorum, sonra bir daha istiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.